Ya Allah aşkına şu Rüya Ayşegül'ü mutlu yazın da herkes rahatlasın. Allah'ım ya Rabbim ya. Galip soy ismi. Bu mu ya? Sen kendi ismini niye Hatice Özkoça diye tanı diyorsun? Dur hepsini konuşacağım. Bir saniye. Cevat Bey 38 yıl, 37 yıl önce kaybetti. Kız kardeşini arıyordu. Kız kardeşiniz telefon attığımızda Tuğba. Bir alo deyin. Alo. Müge Hanım. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Ha, öyle mi? Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum her birinize. İnşallah hepimize, hepimize. Buyurun. Cevat Bey sizi arıyordu, diğer kardeşleriniz sizi arıyorlardı bayram soframız tamamlansın diye. Bir başka bir şey mi var bilmediğin? Yani o bayram sofrası aslında daha öncelerden de tamamlanabilir Müge Hanım. Şimdi oraya çıktıkları zaman başka şeyler anlatıyorlar. Ben başka şeyler anlatıyorum. Ben evlatlık olduğumu öğrendiğimde 9 yaşındaydım zaten. Ve benim annem babam bana asla kardeşlerinle görüşme diye bir tepki göstermediler. Benim düğünüm olduğu zaman bile benim babam bana kardeşlerinin yerini biliyorum kızım. İstersen haber göndereyim düğününde kardeşlerin de olsun dediler. Hı hı. Yani beni bulamayacak gibi bir şey yoktu. Ve benim öz annem dediğim kişi benim evime gelir giderdi. Hı hı. Ve benim annemden çeyrek, ondan sonra bilezik isterdi, birimun paralar isterdi, bunları alır giderdi. Ve ben bunları tanıyorum zaten, yani istediğim zaman da görüşebilirdim ama ben görüşmek istemiyorum. Ha siz yerlerini biliyor muydunuz? Hayır, onlar da benim yerlerimi biliyorlardı zaten. O ama... Cevdet Aksu diye olan benim dayım, evet. Onun oğlu onlarla görüşüyor. O Ozan abim de sürekli bize gelir gider, yani irtibat yok diye bir şey yok. Onlar bana hep ulaştılar zaten ama ben hiçbir zaman istemedim görüşmeyi. Ha siz diyorsunuz ki aslında bir şey söyleyeceğim ama burada bir tezatlık yok mu? Hem diyorsunuz ki daha önce gelselerdi, hem diyorsunuz daha ki... Daha önce gelseler dediğim beni, ben 9 yaşında öğrendim Müge Hanım. Ama hayatım onlar da kardeş. Bak diyorsun ki annemiz gelip çeyrek altın isterdi diyorsun. Onlar da senin kardeşin. Evet, benim annem onlar de verirdi, mağduriyet yaratmış. Verirdi giderdi. Anladım ama onlar da mağduriyet yaşamış. Bilmiyorum, ben bugüne kadar hiçbir kardeşlik sevgisi hissetmedim. Gördüm gene bir şey olmadı. Şimdi, hani derler ya kan bağı vardır. Tuğba bir, şey, Tuğba bir şey söyleyebilir miyim? Kızım bizim bunda bir suçumuz ne? Benim annemin... Ben size annemin... suçlusunuz demiyorum. Zaten. Annemin sana gelip gittiğinden benim haberim yok. Ben şimdi duyuyorum sizden. İşte sizlerin de bilmediğiniz çok şeyler var. Ama benim gözlerim neler gördü? Ya şimdi annemle olan diyaloğunu ben bilemiyorum. Şimdi biz kardeşler olarak hepimiz gene bir aradayız. Biz de seni aramızda görmek istiyoruz. Artık olanlar olmuş. O geçti gitti öbür dünyaya. Artık kendi hesabını kendisi verecek. Ben olaya olanlar olmuş diye bakmıyorum. Ya bizim derdimiz bir kardeşler olarak gene bir araya gelip bir görüşmek. Yani başka bir derdimiz yok tamam, bizim ya. Tamam, siz diğer kardeşlerinizle bir araya gelin. Ben yoktum zaten 38 senedir. Bundan sonra da olmayayım. Neden ki, böyle düşünüyorsun? Tabii ki Tuğba Hanım, sizin kendi kararınızdır ama yani işte bir şekilde o kardeşler çil yavrusu gibi dağılmış. Yani sizin evet. Diğer abilerinizin, ablalarınızın hayatı da çok güzel gitmemiş ki şimdi hepsini burada açmaya gerek yok. Şimdi ben onları da biliyorum. Ben onları da biliyorum. Ben her şeyden haberim var Müge Hanım. Anladım. O zaman şöyle yapalım. İsterseniz şimdi toptan reddetmeyin. Biraz düşünün bugün. Belki görmek istersiniz kardeşlerinizi. Şimdi... Ben Facebook'tan falan da gördüm zaten onları.